Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanmış olan Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Sibel Tatar hanımefendi önderliğinde Mutlu Çocuklar ve Ebeveyn Söyleşi etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Kıbrıs Adaket Üniversitesi olarak bugün böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmamız için büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız. Günümüzün en önemli ve hassas konularından birisini ele alıp katkı koydukları için ayrı ayrı burada bulunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Etkinliğin başarılı geçmesini diler, fayda değerinin yüksek olmasını temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Bence konu başlığındaki mutlu çocuklar kelimesi bunların neticesi olarak ortaya çıkar. Yani mutlu olmaları için kendini sevmesi lazım, çocuğu, çevreyi sevmesi lazım, hayvansever olması lazım, doğayı sevmesi lazım. Bunlardan biri birazcık eksik olursa mutsuzluk kendiliğinden başlar. Evet, benim söyleyeceklerim özet olarak bunlar. Yalnız bir noktaya daha parmak basmam lazım. Burada da devletimizin görevleri, ödevleri vardır. Emir Ali Hocamı burada gördükten sonra bunu da söylemem lazım. Bir de okul öncesi eğitim ve özel eğitimle ilgili çocuklarımızın bazı ihtiyaçları var. Bu da çok çok önemlidir. Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın da mutlu olması lazım. Çok zor değil bilinçli hocalarla, bilinçli eğitmenlerle bunu da aşabileceğimizi burada söylemek isterim. Şimdi bu proje nasıl başladı? Yıllar önce ben de bir veli oldum tabii ki. Çocuklarım İstanbul'da okula giderken okulumuz bize böyle bir imkan sağlamıştı. Anne baba söyleşisi, anne baba okulu daha doğrusu açmıştı. Ve ben katıldım ve çok zevk aldım. Hiç unutamadım. Yıllarca dedim ki inşallah Kuzey Kıbrıs'ta da böyle bir şey hayata geçer diye düşünürken nasip oldu. Ve kısa bir süre önce hocalarımızla yaptığımız bir toplantıda, ilk toplantıda daha doğrusu, bir anne baba okulu oluşturalım dedik. Fakat o esnada aynı zamanda bir de kitap mı yapsak? Yani bu çalışmalarımızı topladığımız bir de kitabımız mı olsa denildi. Ve üç hocamız kıymetli tecrübeli ve emeklerini akıtarak çok değerli, çok kıymetli anne babalar için Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı'nı hayata geçirdiler. Cumhurbaşkanlığımızın sponsorluğunda, himayelerinde. Evet, bu kitap gerçekten çok kıymetli bir kitap. Birçoğumuz ve hepimiz daha doğrusu, mümkün değil her şeyi herkes bilemez tabii ki. Anne babalar da, ebeveynler de çocuk yetiştirirken birçok sorunla karşı karşıya gelebiliyorlar. İşte bu kılavuz kitap size yolculuğunuzda, bu ebeveyn yolculuğunda inanılmaz yardımcı olacaktır. Bugünkü bu söyleşimizin sonucunda da, yani bitiminde de ücretsiz olarak kitabımız bütün katılanlara dağıtılacaktır. Herkese merhaba diyorum öncelikle. Neyse, artık biz bize kaldık, söyleşimize başlayabiliriz diye düşünüyoruz. Sabırsızlıkla sizlerle söyleşmeyi ve sizlerin sorularına yanıt